Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Erenler Sofrası kapsamında Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı ulaştırdı. TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, içinde gıda maddeleri, maske ve antiseptik bulunan 1000 koli yardım malzemelerini Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na teslim etti. Bişkek'in Pervomayск ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların katılımıyla resmi Paylaşmak tören ve istediğim dağıtım söz programı Hacı yapıldı. Bektaş Veli'nin Törene Kırgız bir Cumhuriyeti oğlum, Sağlık ve iki Sosyal oğlum, Kalkınma Bakan eli Birinci oğlan, Yardımcısı sözüdür. Aliza Soltonbekova, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahat Güzarı Müsteşar Yekta Kamil Loyan, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Aycan Çınıbayeva, Pervomayск Kaymakamı Maksat Nusuvaliyev, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta ve basın mensupları katıldı. Törende yaptığı konuşmada Yekta Kamil Noyan, Türkiye Diyanet Vakfı ve TİKA aracılığıyla Kırgızistan'a Ramazan boyunca yaklaşık 10 bin koli gıda yardımında bulunacağını bildirdi. Noyan, yardımların dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti. Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı Aliza Soltonbekova, Ramazan ayında kardeş Türkiye'nin bu kardeş yardımını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tüm Müslümanların tuttuğu orucun Allah tarafından kabul olunması dileklerini iletti. Törende TİKA'nın Erenler Sofrası konsepti anlatıldı. Dağıtım alanında Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz." Ahi Evran'ın "Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı." Ve Hacı Bektaş Veli'nin biliyorsunuz ki "Bir olalım, Ramazan iri ayında olalım, diri olalım." yardımlaşmaya ve sözlerinin aynı bulunduğu Türkçe ve bizde Rusça yazılı Türkiye'nin afişler açıldı. güzide kurumlarından biri TİKA olarak, Bişkek Program TİKA Koordinatörü olarak Osman tıpkı Usta, geçen hafta 2021'in Diyanet Vakfı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptığı gibi Yunus Emre ve halkının Türkçe yılı, desteklerine Hacı Bektaş Veli Kırgız yılı halkıyla ve Ahi Evran yılı olarak ilan edildiğini ve yardımların kurumlarından Erenler öğrenciler olarak Sofrası konsepti gönüllü mesai çerçevesinde boyunca tutacağım. dağıtıldığını belirtti. TİKA olarak bu sene 87 ülkede Türk halkının desteklerini Ramazan ayı boyunca dil, din, ırk fark etmeksizin paylaşıyoruz. Ramazan ayı destek programının ana konsepti Erenler Sofrası olarak belirlenmiştir. Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Aycan Çınıbekova konuşmasında programa katılanların Ramazan ayını kutladı. Kırgız halkıyla bir parça ekmeği paylaştıkları için Türk kardeşlerime teşekkür ediyorum dedi. Kırgızistan çok uluslu bir ülkedir. 1930'larda birçok millete ev sahipliği yaptı. Çınıbekova, Kırgızistan'ın zor bir dönemden geçtiğini ve geleceğinin parlak olacağına inandığını söyledi. Türkiye gibi kardeş bir devletin desteğini hep hissettik ve bunun için ayrıca teşekkür ediyorum ifadesine yer verdi. Pervomayск Kaymakamı Maksat Nusuvaliyev ise Türkiye Haber Ajansı ve Golden Bridge News mikrofonuna bunları söyledi. Türkiye'nin gösterdiği Ramazan yardım paketlerini Pervomayск ilçesi ihtiyaç sahibi olan sakinlerine dağıttık. İlçemizin sakinleri ve kendi adıma Türkiye halkına ve bu hayırsever olayı destekleyenlere teşekkür ediyorum. Gelecekte de TİKA aracılığıyla işbirliğimizi sürdürmek niyetindeyiz. Bu vesileyle tüm Müslümanlara Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum dedi.